ekranlarından mutlu akşamlar. Aklın yolunda haftaya ve güne noktayı birlikte koyacağız. Dünya gündeminde önemli gelişmeler yaşıyor. Tüm dünya nefesini tuttu. Orta Doğu'da yaşananları ve yaşanacakları heyecanla bekliyor. Bir büyük savaş kapıda mı? Bunları değerlendireceğiz. İsrail'in olası İran misillemesini konuşacağız. Orta Doğu'da dengeler her saat değişiyor. Bunları değerlendireceğiz ve Birleşmiş Milletler bir kez daha hedef alındı. Bir yanıtı olacak mı? Tüm bu gelişmeleri ve özel röportajlar, önemli açıklamaları birazdan ekranlarınızda bulacaksınız aklın yolunda. Çok değerli, çok kıymetli konukları ağırlıyoruz. Hemen buluşturayım konuklarımı sizlerle. Profesör Doktor Mesut Akkıcaş'ın uzun bir aranın ardından bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz, kalbimi özlettiniz. Kalbimi sizin efendim, ne demek her zaman. Sağ olun yayınımıza ama katıldığınız İrfan için. Ama İrfan Hoca hep kafa sallıyor, ben anlamıyorum. Bu İrfan Hoca da sizi özledi herhalde. Ondan Sivas'ta olduğu kafa için sallıyordur. Yani. Profesör Doktor İrfan Kayaülger de bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Doçent Doktor Levent Ersin Orallı bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ankara'dan bol bol selam getirdim. Evet, size. Ankara'da aleyküm atmosfer selam. Nasıl, hava nasıl, onları da konuşacağız. Ankara'da ne? Biraz bu başlıklar Ankara'da diplomasiyi nasıl şekillendiriyor? Türkiye açısından hangi noktalarda yaşananlar, bunları da özel bilgilerle birlikte bizlerle, izleyicilerimizle paylaşacaksınız. Teşekkür ederiz. Çok deneyimli bir isim de bizlerle birlikte. Takvim Gazetesi yazarı, gazeteci yazar Bülent Erandaş bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. İyi akşamlar sevgili Akkıcaş. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Bu gece uzun olabilir çünkü olası İsrail saldırılarının devam ettiği, devam edebileceği, bu gece özellikle Lübnan'da hedeflerin vurulabileceğine yönelik çeşitli istihbari bilgiler de paylaşılıyor. Bunları değerlendireceğiz ama önce Lübnan'da yaşananları konuşalım. Profesör Doktor Mesut Akkıcaş'ın da bana eşlik edecek. Hocam buyurun, sizinle başlamak isterim. Sahadaki durum bu. İsrail bir kez daha Gazze'den sonra bir kara harekatı için, kara operasyonu için adım atmaya çalışıyor ama hangi derecede olacak, neyi kapsayacak? Arkadaşlarım ekranlara da getirdi. Birleşmiş Milletler'in o bölgedeki güçlerinin de hedef alındığı bilgisini paylaşmıştık. Denklemi nasıl değiştirir? Siz nasıl görüyorsunuz? Önce Lübnan'la başlayalım. Sonra biraz fotoğrafı büyüteceğiz. Olası İran ve Amerika Birleşik Devletleri ekseninde gelişmeleri değerlendireceğiz. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Aslında İsrail tarafına bakıldığında gerek Netanyahu gerekse İsrail ordusunun yaptığı açıklamalarda hedefin Hizbullah olduğu ifade edildi ve sınırlı olacağı söylendi. Halbuki İsrail hava kuvvetlerini kullanmak suretiyle başkent Beyrut olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerini vuruyor. Ve tıpkı Gazze'de olduğu gibi kitleyi göçe zorluyor. Ve burada hedef, Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi, bu tarafta Hamas, bu tarafta Hizbullah. Ama asıl hedef Lübnan'ın içinin boşaltılması. Şimdi bunu yaparken taktik ve strateji olarak zırhlı birliklerini kullanıyorlar. Neden? Daha önce geçtiğimiz ay içerisindeki yapılan saldırılarda şunu biliyoruz ki bir siber terör saldırısı yapıldı. Ben buna siber terör diyorum. Çünkü sivillerin öldürülmesi bir şekilde terördür. Telsiz ve çağrı cihazlarıyla yapılan aynen, saldırı. Öyle. Nitekim eski CIA Başkanı Leon Panetta da aynı şeyi söyledi. Burada Hizbullah liderlerin öldürülmesiyle ciddi bir hasar aldı Hizbullah. Özellikle sahadaki komutanları. Ancak dikkat ederseniz bu bölgenin içerisinde Hizbullah'ın özellikle Litani Nehri'nin altı ve Beyrut'ta yapılandığını biliyoruz. Hem askeri hem siyasi kanadın vurulmasıyla beraber örgüt ciddi bir şaşkınlık yaşadı ve bu şaşkınlıktan istifade eden hava kuvvetleri yaklaşık 15 gündür hemen hemen her gün vuruyor Lübnan'ı. Ve burada özellikle kullandıkları mühimmata bakıldığında MAK 84 ve 82'nin serileri olan özel tahkimatlı hedefleri vuruyorlar. Kullanılan zırhları denen, binaları denen bu füzeler. Yani şöyle, binanın altında bir karargah varsa ya da binanın altında birkaç kat altında başka bir unsur varsa onu hedef alıcı, evet. Yerin ve altına da tesir edici buradaki mühimmatlar. Düşman ordunun komuta kontrol merkezini imha etmek suretiyle onu başsız bırakma. Bu bir taktik aslında. Biraz sonra anlatacağım. Aslında bu bombayı 1984'te Osirak reaktörüne karşı kullandılar. F-4 uçakları, Phantom'lar, dikkat edin. Ve onların elinde hem Papay sınıfı füzeler var
İsrail ordusunun yaptığı hem de Amerikan silahlarını kullanmak suretiyle yoğun bir hava baskısı var. Bu hava baskısını bir şekilde kara kuvvetleri de takviye ediyor ama bunu yaparken de hibrit savaşın psikolojik unsurlarını etkin şekilde kullanıyor. Havadan bildiri atıyor, burayı boşaltın. Ondan sonra cep telefonlarına mesaj gönderiyormuş. Evet, sürekli bunları yapıyor ki buradaki halk Suriye'ye kaçsın diye ondan ve belki de gerçi Savunma Bakanlığımız dün açıklama yaptı. Türkiye'ye gelen yok ama 15 gün içerisindeki yapılan açıklamalara bakıldığında Birleşmiş Milletler 1 milyon mültecinin Suriye'ye geçtiğini ifade ediyor. Tabii. Şimdi buradaki harekata gelince, buradaki harekat 2006 harekatından sonra bildiğiniz üzere Mavi Bereliler bir şekilde sınıra yakın bölgelerde tampon bölge oluşturmuştur. Bu uluslararası hukuka göre buffer zone dediğimiz savaşan ve Dagestan Partisi arasındaki ayrımdır. Burası no man's land, kimseye ait olmayan bölge ve sadece buradaki askerler burayı korur. Ancak şunu biliyoruz ki burada İsrail onlara karşı da savaş ilan ediyor. Şimdi bu dünya harp tarihinde de Birleşmiş Milletler tarihinde de görülmemiş bir unsur. Birleşmiş Milletler ordusunu ateş etmek. Neyle? Merkava tanklarıyla vurdular. Kimi? İrlandalılar. Niçin İrlandalıları askerleri vuruyorlar? Çünkü İrlanda'da, İspanya'da bu soykırım davasına Filistin'e karşılar. Destek veriyorlar. Şimdi Lübnan BM güçleri haritamızda var. Onu da hemen açarsak hocam o noktaya geçiş yaptı. Buyurun hocam. Buradaki hadisenin hukuken dehşet verici yönü bir. Önce uluslararası hukuka ters bir şekilde önce... Hocam buyurun. Deniz görev güçleri ve karada konuştu Birleşmiş Milletler güçlerinin bulunduğu noktalar ve o noktaların vurulduğunu BM can kayıplarının olduğunu biliyoruz. Aslında Gazze'den de biliyoruz ama şimdi Lübnan'da bu saldırı birlikte yeni geliyor bu haberler. BM'nin de bölgedeki güçlerinin haritaya yansıdığı şekil görselle bu şekilde anlatılıyor. Endonezya'da askerler. Denizden başlayacak olursak. Neden denizden başlıyor? Orada. Gördüğünüz gibi Türkiye'den Endonezya'ya kadar burada herhangi bir şekilde işgal olmasın diye eskort yapıyorlar burada. Uluslararası sularda dikkat ederseniz. Kara kuvvetleri ise hangi milletten olursa olsun, Kore olsun, Gana olsun, İrlanda veya İspanya. Uluslararası hukuka göre Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 42. maddesi ve mütakip maddelerde buradaki savaşılan bölgelere Bergen'in partisi ayırmak suretiyle buraya yerleştirilir. Ve burada İsrail'in imzası var. Doğru. Filistin'le beraber Hizbullah'ın da imzası var. Şimdi buraya ateş etmekten önce iki tane bir suç daha var. O da şu. 8 milyar insanın ki bir şekilde İsrail'in de altında imzacı olduğu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini persona non grata, istenmeyen adam ilan ettiler. İsrail tarafından. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? 8 milyar insan burada, siz herkesin üstündesiniz. Bir defa böyle bir yetkisi yok hukuken. Ne Viyana Anlaşmalar Sözleşmesi'ne göre. O gönderilen bir ülke veya İsrail onu kabul etmiş bir büyükelçi değil ki. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 8 milyar insan temsil eden en üst düzeydeki temsilcidir. Bu tamamen hukuka aykırı. Bir. İkincisi buradaki askerlere ateş etmek. O da hukuka aykırı ve savaş suçu aslında. Demek ki İsrail şunu söylüyor. Ben Birleşmiş Milletleri tanımıyorum. Hukuku tanımıyorum. İstediğim yer istediğim zaman vururum. Öyle bir yağma yok. Bura orman değil yani. Ve nitekim bugün Birleşmiş Milletler karar aldı. Derhal burayı boşaltsın diye. Şimdi burada peki İsrail'e karşı ne yapılabilir? İki husus var. Bunlardan bir tanesi Milletler Cemiyeti'nde dikkat ederseniz kurulduğu zaman Japonya Çin topraklarını işgal ettiğinde Milletler Cemiyeti'nden atıldı. Üyelikten atıldı. Ben de buradan sesleniyorum. Derhal, bakın bir daha söyleyeyim bir hukukçu olarak. İsrail Birleşmiş Milletler'den atılmalıdır. Çünkü altına imza ettiği Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini persona non grata ilan ediyor. Savaşta işgal yasak bir şekilde Hizbullah ve Hamas'ı gerekçe göstererek işgal yapıyor. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ikinci maddesini ihlal ediyor. Ama en ağırı burada. Bu bütün kuvvetler 51. maddenin meşru müdafaa ve kolektif güvenlik esasına göre Birleşmiş Milletler tarafından yerleştirilmiş bir ordudur. Düşman ordu değil yani. O zaman bunu ateş edemez. Ateş ettiği takdirde
Birleşmiş Milletler'ine karşılık verme angajman hakkı hocam, var. Söylediğiniz çok önemli. Bunu nasıl yapabilir? Güvenlik Konseyi'nden bir, çıkacak Güvenlik Konseyi kararı mı? Genel bir oylamada mı? Nasıl olur? Güvenlik Konseyi kararı olabilir ama dostu Amerika bunu var. Veto yapacak. Bu durumda genel kurul böyle bir karar alabilir. Bir, buradan ilan ediyorum. İsrail er ya da geç Birleşmiş Milletler'den atılacak. Bunu söylüyorum bir hukukçu olarak. Peki. Hocam Lübnan hazırmış. Dilerseniz bir hızla Atagündüz kurşuna gidelim. Sahada yaşananları... Son tamamlayayım. Nitekim İspanya Kuvvet Komutanı... Teori konuşuyor. Teorik tarafını konuşuyor. Olmazsa gerekenleri konuşuyor. Fakat olur mu sorusu da... İsrail kurulduğundan beri, yani Birleşmiş Milletler'e kabul edildiğinden beri hiçbir zaman zaten bağlayıcı hukuk kurallarına uymadı ki. Yani şimdi uymazsa hocam, buradaki ve yaptığı suçlardan bahsediyorum. Hatırlatmanın bir netice vereceğini düşünmüyorum. Hocam, teoriyle pratik hukuktan ayrılmaz parçalardır. Ben söylerim, bakalım şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da dünya beşten büyüktür diyor. Teori mi, pratik mi? Teori mi, pratik mi bu? Hayır, buradaki İsrail örneğine konuşuyoruz. Buradaki olay, şimdi bakın siz bana söylesen profesör olarak bugüne kadar Birleşmiş Milletler tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini persona non grata edebilecek bir devlet var mı? Yok. Peki burada bir tampon bölgedeki Birleşmiş Milletler askerlerine tank ateşiyle vuran bir devlet var mı? Yok. Bunlar suç hocam. Niçin? 51. madde, yani burada iki tane sütun var. Bu sütun bir tanesi. İkinci maddenin dördüncü fıkrası işgal. İşgal ediyor. Öbür taraftan da nedir? 51. maddeyle kolektif güvenliği. Ben de bunları kabul etmiyorum. Ben üstünüm. Primus inter pares. Sen biliyorsun bunu. Eşitler ama arasında birinci. 49'dan beri bunu yapıyor. Yeni olan hocam, bir şey. Hocam ama bakın bu artık her şeyin bir limiti var. Evet. 50 bin insan burada öldürmüş. Şu ana kadar kaç bin kişi öldüğü belli değil Lübnan'da. Ve ben bunu işgal edeceğim diyor. Peki. Niçin? Buradan havadan bildiri atıyor. Burayı boşaltın. Ve burayı da alacak. Neymiş? Buraya kendisine tampon bölge. Bu egemen bir devlet. Doğru. Egemen bir devletin başkentini vurmak demek, o devleti işgal etmek demek. Peki.